Evet arkadaşlar, şu andaki performansı kendi kendini dengeleyen robotun hiç de fena değil. Ama bundan önceki güç verişlerimde şurada görmüş olduğunuz anahtarla gücü verdiğim zaman her seferinde bir yöne doğru meylettiğini gördüm. Bu arada soldaki tekerlek herhalde biraz daha fazla dönüyor ki düz bıraktığım halde gördüğünüz gibi sağa doğru meyletmiş. Ama öyle ya da böyle Brocking'deki kodu hızlı bir şekilde yükleyince ilk önce o hardware kalibrasyon, orada gördüğüm değeri not ettim. Ana kodu da yükleyince kumandasız, şu an kumandasız versiyonu kendi kendini dengede tutuyor. Yani bu büyük bir başarı sayılabilir. Çünkü dediğim gibi o robotun da aynısını yapmadım. Mesela biraz sola doğru gitti elektronik devremiz, kartımız. Çünkü USB programlamak için yer kalmıyordu ortaya koyunca. Onun dışında bataryayı da bu alta koydum, kenara koydum. Bunlar PID parametrelerini etkiler mi? Etkileyebilir. Bakalım, belki online tuning denilen metodu yapabiliriz. Yani uzaktan kumanda sinyaliyle kendimiz PID parametrelerini güncelleyebiliriz. Şimdilik böyle bir performans elde ettik. Fena değil. Yani bu kabul edilebilir bir kendi kendini dengeleyen robot, ama daha iyi olabilirdi. Brocking.net'teki videodaki robot, çalışan robot daha iyi bir performans sergiliyordu. Onu gördük. Zaten uzaktan kumandalıydı. Onun dışında internette görmüş olduğum değişik o Yabber, Your Arduino Balancing Robot. Aynen bunu yapanlar, Brocking.net'teki projeyi yapanlar da benzer performanslar elde etmişlerdi. Evet. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde böyle pilinizi bağlarsanız bu şey size bu yeşil güç çevirici, gördüğünüz şu yukarıdaki, onu nasıl ayarlanacağını anlatmıştım bir videoda. Gene konuşuyoruz. Bu aşağıdaki DRV 8825 motor sürücü devrelerinde arkadaşlar, onların ayarlanması, kalibre edilmesi, üzerlerindeki o vida başı gibi gözüken tripod denilen işte tripod denilen başlık, onların tonevideyle ayarlanması, onların videosunu çekeceğim. Ama hızlıca bakacak olursak, mesela benim MP6050 sensörüm şurada görebileceğiniz üzere, şurada gördüğünüz gibi çok stabil değil. Belki ondan bile kaynaklanıyor olabilir bu performans, ama öyle ya da böyle kendini dengede tutuyor. Diyeceklerim bunlar. Belki siz daha stabil, daha kararlı bir performans elde ederseniz, dediğim gibi bağlantıları doğru yapmaya özen gösterin. Ben çoğu bağlantıyı arkada lehimle yaptım. Kablo bile kullanmadım. Step motorların kablosunu kestim, direkt lehimledim. Bir arkadaşınızla konuşuyorduk. Ben de böyle yapmaya karar verdim. Böylece o kablonun yan tarafları sarmasından kurtulmuş olduk. Biz burada NRF modülü kullanılmadığından dolayı 4.7K'lık direnç iptal oldu bizde. Diyotumuz var. Diyot üzerinden devre besleniyor. İki tane direnç var. O iki tane direnç 2.2K ile arkadaşlar 3.3K, o gerilim bölücü devre vazifesi görüyor. O ikisinin birleştiği yerden, şu iki direncin birleştiği yerden arkadaşlar Arduino üzerine A0'dan bir besleme var. Oradan alıyoruz Arduino'nun üzerine. Oradan da batarya voltajı bir diğerinin altına düşerse uyarı veriyor. LED'ler yanıp sönmeye başlıyor muhtemelen. Brocking kodunda bunu görebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Diyeceğim başka bir şey yok. Bağlantıları bir arkadaşınız demişti ki, hocam bağlantıları atar mısınız? Bağlantılar zaten PDF'de var. Ben PDF'i takip ettim. O PDF'deki onların o kablosuz modülün bağlantılarını yapmayacaksınız. Onu atın. Onun dışında ne bağlantıları var? Üst tarafın bağlantılarını yapacaksınız. İşte iki tane direnç, bir tane switch koyabilirsiniz. Ondan sonra bataryayı switch'e bağlıyorsunuz. Kendiniz multimetreyle tabi test edebilirsiniz bazı şeyleri. Sonrasında benim burada birazcık farklı olan bir şey var. Ben şuradan iki tane kablo önden geçirdim. Oradan motorların beslemelerini veriyorum. Motor sürücülerini, DRV 8825'lerini. Şu sağ en alttaki, onlar 12 volt gibi düşünebilirsiniz. Onları istersem iptal edebiliyorum. Onun dışında bir tane de şu içeride 5 volt DRV 8825'lerin 5 volt girişleri var. Üst bacaklarında 3 tanesi her birisinin. Onları da bizim şu MP8415 zannedersem, hatırlarsanız voltaj çevirici, oradan kendim besledim.
Onları sadece arkadan kabloyu da bağlamak yerine önden jumperlardan atlattım. Ön taraftaki kablolarım onlar. Onun dışında zaten arka tarafta atlattığım bir jumper yok. Yani böyle hepsi lehimli. Belki de iyi bir dizaynlı arkadaşlar. Ön taraftaki kabloları kullanmadan da burada bütün bağlantıları yapabilirdik. Evet, ilerleyen günlerde arkadaşlar o DRV 8825'in ayarlanması mevzunu güzelce çekeceğim. Sizler de onu ayarlayın. O en önemli, belki de en zor kısmı robotumuzun. Geri kalanı zaten kodu yükleyince çalışıyor gibi gözüküyor şu anda. Bu performans fena değil diye görüyorum arkadaşlar. Robotumuz kendi kendini dengelemeyi başardı. Her seferinde bu performansı vermese de üzerinde oynanabilir. Sorunlar MP650'nin pozisyondan kaynaklanıyor olabilir. Hızlı bir implementation, yani realize etmek bu. Hızlı bir pratik olarak hızlı bir deneme yapmış olduk yani. Ben performansını beğendim. Sizler de belki bunu hemen hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz. Görüşmek üzere şimdilik. Dediğim gibi ilerleyen günlerde şu DRV 8825'in ayarlanması ve aynı zamanda o voltaj çeviricinin de daha güzel bir şekilde ayarlanma videosunu çekeceğim. Geri kalan Arduino, MP650, onlar zaten ilk dönem baktığımız şeylerdi. Şu gerilim bölücü devre konusunda da bilmiyorum, yardıma ihtiyacınız var mı? Zaten dümdüz bir şey yani, fazla kompleks bir şey değil. Anlaşılmayacak bir şey yok diye düşünüyorum ben. Unutmayın, diyot var. İki tane direnç var. Bu direncin alt bacağı şurada toprağa gidiyor. İki direncin birleştiği yerden de A0'a gidiyorsunuz Arduino'ya. Bağlantıların hepsi PDF'de veriliyor. Broking.net'te. Ben orayı izledim. Bir arkadaşınız şu voltaj çeviricimiz, girişi 12 küsur volt olan, çıkışı 5 volt olarak ayarladığımız şuradaki tripod başı, vida başı gibi şeyle, onun bağlantılarının biraz karışık olabileceğinden bahsetmişti. Onunla ilgili de dediğim gibi video çekeriz inşallah. Sizleri de bekliyorum böyle hızlı bir şekilde bir robotu elde etmenizi ve denemenizi. Eğer bataryanız varsa bataryayı çok dikkatli kullanın arkadaşlar, olur mu? Bataryayı çok çok dikkatli kullanın. Bağlantılarınızı mesela ben 2-3 sefer kontrol ettim lehimlerimi. Bir tane hata yapmıştım. Mesela bu Arduino'nun ben bu şekilde yerleştirdim. Arduino'nun anayı sağ tarafta USB giriş olacak şekilde. Dolayısıyla D2, D3, D4, D5 dijital çıkışları arkadaşlar direkt olarak DRV 8825'lerin üst tarafına bağlanacak şekilde oralardan denk geldi. Çünkü bu PID kontrolün kodun Arduino'nun kodunun üzerindeki çıkışı arkadaşlar bu pulse'lara, darbelere çevriliyor step motorlar için. Onlar da D2, D3, D4, D5 denilen dijital output'lardan DRV 8825'i tetikliyor. Oralardan sinyal olarak geliyor. DRV 8825 de aynı zamanda lityum polimer bataryadan direkt olarak elde ettiği 12 voltu aldığı 12 voltu o sinyalleri güçlendirerek motorlara uyguluyor. Arduino'yu bu şekilde bağlarsanız bağlantılar daha kolay oluyor gibime geliyor. Normalde Broking.net'te Arduino'nun orada Pro Mini kullanıyordu. Bağlantıları işte Arduino'nun oryantasyonu ters, yani buradaki alt bacaklar mesela bizde dijital pinler. Gördüğünüz gibi D3, D4 ben görebiliyorum şu an kamerada. Siz de görebilirsiniz belki bilgisayarda bunu izlerken YouTube'da. Yukarıda mesela analog girişler var. O analog girişlerden A4 ile A5 mesela MP650'ye bağlanıyor. A0 dediğim gibi şeye bağlanıyor. Şu iki direncin birleştiği yere bağlanıyor. Yani böyle daha uygun oldu. Eğer Arduino'yu ters koyarsanız arka taraftaki bağlantılarını belki kablolarla yapmanız gerekecek. Diyeceğim başka bir şey yok. Şu voltaj çevirici arkadaşlar 5 voltunu unutmayın. MP650'ye besleyeceksiniz. VCC denilen yere. Aynı zamanda Arduino'nun 5 volt girişinden besleyeceksiniz. Oradan çıkan 5 voltu. Aynı zamanda da DRV 8825 motoru sürücü devreleri arkadaşlar. Üst taraflarındaki 8 bacaklı zaten. Üst taraflarındaki bu şekilde tutarsanız, yani tripod başı gördüğünüz gibi sağ üstte kalacak şekilde. Üst tarafta 3 bacağına, bunda 3 bacağına orada elde ettiğimiz artı 5 volt besleniyor. Kabaca bağlantılar bunlar oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Robot kendini dengede tutuyor. Biraz garip olsa da fena bir performans değil. Şimdilik ilk deneme.